Ne olsa JavaScript'te BOM, yani Browser Object Model diyen temanı öğreniyor. Bu model adının belli olsayalı bildere JavaScript'te browserlarımız bilen işlemeni öğreniyor. Yani gepleşip bilmeni, neyme diye, kömöge diye. Şimdi bu modelin için neden bir neçe objektlerimiz var görüşümü diyalı. Window objekti, Navigator, History, Screen objektlerimiz var. Bir-birden fere diyorsun de, ben browser window objectimi şu şekilde üçe böldüm. Olum neyme dimension, dialog, brem, timers. Bulan köpten biz geçen derslerimizde de gördük. Yine de bir-birden ayrıca geçelim. Şimdi dimensions. Dimensions neyme demek? Genişliği ve uzunluğu demek. Biz şu şeklinde viewportumuzun genişliğini ve uzunluğunu alıp biliyoruz. Viewport neyme dedik? Viewport website'ımın ne şu an ak. Yani website'ın çıkan yeri doğrudan. Şunun genişliğini ve uzunluğunu alıp biliyoruz. Şu website'da şu an ak yerine genişliği ve uzunluğunu. Mesela için ben refresh etsem. Console olmuş işleye. Genişliği 667, uzunluğu 375. Yine şu şekilde siz window object'inin kömürü bilen siz neymek biliyeniz alıp biliyeniz. Şimdi olsa biz browser'ımızın genişliğini ve uzunluğunu alıp biliyeniz. Misal için şurada görüşün geldi. Inner, outer. Yani outer neyme diye taşınım include diye. Yani yukarıları, izahatları bilen bütün aşağıları geniş, bütün emme yerin alıyor yani. Sizin şu Chrome browser'ımızın bütün genişliği ve uzunluğunu bir de neyme tiberiye alıp veriye. İşletsek görüşümü diye alıp Browser Width 682, Browser Height 831. Şu şeklinde de siz neymiş biliyeniz Browser'un genişliğini uzunluğuna alıp biliyeniz Window Object'in kömürü ile. Şimdi bu olsa Dialog Box'ları eser edelim. Biz Dialog Box'ların köpçünü geçtik önce özü 3 şansı var. Biz Alert'ı geçtik. Prompt'ı gördük doğrudan ilk videolarımızda. Alert ne hilledi? Alert şu şeklinde bize bir prompt çıkar yaşıyordu. Görüşmü ya bu bir alert'tir yani bir duyduruş verecek olsanız yine siz şey ettiniz beytiniz diyecek olsanız şu window object'in içindeki alert pop-up'ını browser'un adını ulanıp biliyeniz şu şeklinde okey diyelim. Şimdi biz prompt'a yadımıza düşürüp geçelim. Prompt ne hilledi? Ulanıcıdan input alacak olsanız browser'da doğrudan window.prompt ya da gonna prompt'ın ödünüm yazıp ulanıp biliyeniz. Misal için yaşınızı girin. Default 25. Yani hiç tak girmese 25 oluyor. Ben refresh edeyim. Şu şekilde görüşmüz geldi. 25'lik geldi. Eğer ben şunu ayırsam ne oluyor? Boş ol geliyor. Şu şekilde de siz ne et biliyorsunuz? Oluncudan input alıp biliyorsunuz. Şu window object'in kömürü ile. Şimdi confirm funksiyasını geçmedi geldi. Window.confirm. Confirm'de kabul edeyen bir datları misal için diyelim bir form doldurdu bir data bastı neyme diyez şuraya da confirm kabul edeyen etmeyen mi? Okay olsa devam et cancel olsa devam etme deyip şu şeklinde de neyme confirm dialogun gökkadır biliyaz görüşmü diyalı kabul edeyen mi? Okay ya da yok okay cancel cancel etsen false okay olsa true şu şeklinde confirm adımdan var dialog. Şimdi olsa timerları eser edelim. Timerlarda ilk bilen set timeout eser edelim. Set timeout ne? Hilli set timeout belli bir sekundtan sonra ya da minuttan sonra bir funksiyonu yerine getirdiğimek şu şeklinde. Bulam ne mali? İlk bulam ne mi return diye şu set timeout'un ID'sini yani timer ID return diye. Şu an için manidar olmak için ID, timer ID diye koydum. İsterseniz başka bir variable name'in verpleyiniz. Ondan sonra set timeout diyeniz. Ne maliyat dedik? X'anı parametreler. Birincisi function, ikincisi olsa millisekundda neçe sekunddan sonra şu funksiyonu yerine getirecek. Mesela için ben 2 sekund diyecek olsam 2000 diyemeli olayım şu şeklinde. Eğer 5 olsa 5000 diyemeli olayım millisekundda çünkü. Diyelim ki ben 5 sekunddan sonra burada yerine getirecek. Olum ne mi? Şu funksiyonun içine kızar. Mesela için funksiyonu yazalım. Bu şeklinde arrow function ile yazıp. Şu funksiyonun içinde mesela için kıskaça console log edelim. 5 sekunddan sonra işleyelim. Şu şeklinde.
Näme diýär? Men browserim açylan wagty 5 sekund garaşýar we 5 sekunddan soň şu funksiýanyň içindäki zadym işleýär, kodum işleýär. Isleň zadyňyz etdirip bilýäňiz elbetde. Refresh edelim. 5 sekund garaşýar we ondan soň console log edýär. Görşüňiz gelip 5 sekunddan soň console log. Şu şeklinde işleýär set timeout funksiýasy. Indi eger de isleseniz nämet bileniz clear timeout funksiyasını çağırıp siz ID alia görsünü deyali yani şu set timeout'un ID'sini alia şu şekilde de nämet bileniz durust bileniz eger de men 5 sekund karışak değil vaktim yok deyseniz bir knopka koyup bileniz bir formda da attı misal üçün şu knopka basılan vakti clear timeout funksiyasını işlediyeniz ve timer ID'sini veriyeniz şu şekilde de neme duruzup bileğiniz. Ben adı şunu refresh etsem neme diye şunu görüyor. Ve sıra şunu görün için şunu neme diye duruzup taşlaya. Şunun için içinde funksiyon işlemeye. İşletsem ne sekund karışı vereyim işlemeye. Çünkü bu şu neme etti clear etti. Duruzdu. Şimdi şu yerde ben bir tane misal edecek olayım. Şu set timeout'ı değişli. Şu yerde şunun aşağında. Onun için ilk bilen HTML'imiz bilen tanışalım. Şurada bir tane div blokum var. Benim ID'si notification ve içinde bir tane textim var. Verim ve de bir tane button'ım var. Görüşünü diyalı. Textim ve button'ım. Şimdi şurada geçen dersimizde eventlerde on click'i gördük özmendirin. Click event'ine uğrandık doğrudan. Add event listener'ın kömüvelin. Biz şu şekilde dem add event sizem Nämet bileýäs, on click dendirdik, belli bir funksiýany işletdip aýdyp bileýäs. Ýagny şu knopka basylan wagty şu funksiýa işleýär diýmek. Indi gelelim şu uladyma. Näme bar bu? Container bunu men häzir refresh edeyim. Görşüňiz ýaly görünmeýär. Çünki men style-na näme etdim, display none etdim. Şonuň üçin hem görünmeýär. Indi men näme etmek isleyen şu notification me bir browser açan vakti menim web sitem açan vakti 5 sekunddan son yine şu L'Oreal notification workasın. Seredin ne bizde şu L'Oreal arz anlatışı var alacak mı deyip tipi. Indi şöyle geliyor sonum için. Näme diyes misal için notification. Notification timer diyes. Dendir. Ondan sonra set timeout. İlki bilen function'ın bir şimdi deyalı ondan sonra 5 sekund olacak olsa 5 min diyes doğru da. Şimdi ben funksiyamı şu yerde demeyiz bilen daşınla demeyiz bilen. Çünkü şu an şu misalı göre daşınla yazmalı olayım. Stop'u başka yerlerde de bulan bileyim. Onun için function ilk bilen show diyen doğru da adını görkü diyecek olayım. Ya has mani darb olmaz için show notif diyeyim. Şeklinde. Ondan sonra nem etmeli olan şu konteynerimi ID'si notification olan konteynerimin style'ını blok etmeli olan stop'u görmemek için. Onun için document not get element by ID notification ID'si ve şunun style'ını the display dendir blok diye şeklinde. Şimdi şu funksiyamı şurada ulan ya. İçine yazdım da dışına yazdım ya. Şurada. Şimdi şurada ne medya web sitem açılanından sonra 5 sekundtan sonra şu funksiyi işleyen yani. Şu funksiyi işleyen vaktim yankı notification container'ımın display'ini blog diye görünüyor. Şimdi men de close notification diyeyim ne medya bir funksiyo var. Ona mı yazıyor şurada function close notification. Nem etmeli olaya şu knopka basılan vakti şunu blok değil de indi nan etmeli olaya stop'ı gizlemek için indi şunu ve refresh edeceğiz 5 sekundtan son şu funksiyi işleye blok ediyor yine görüşme diyalı yetişim 50% arzalatışımız var discount var deyip ve close'a basan vaktimim on click event'i on click şu funksiyamı işleye olam yine şu yani şu notification ID'li konteyneri hide ediyen, none ediyen display'ini close ediyen görüşümü geldi, şimdi gitti. Şimdi kayıtıp gelmeye. Yine tazden web site'i izme gelsem 5 sekundtan son yankı loka diye yine şu şeklinde bu notification. Yine şu şeklinde de set timeout'u ulanıp bileyiniz. Set timeout browser'a değişli bir fonksiyon.
İndi bu set interval funksiyasını öğreniyor. Set interval funksiyası nehili tapaldı timeout'dan. Set timeout belli bir sekunddan sonra işleyen bir funksiyonu bir kere işlediye doğru değil mi? Set interval olsa şurada görkeden sekundunu da ne mi diye kayta kaytadan işlediye. Mesela şimdi her 5 deyseniz her 5 sekunddan kayta kaytadan işletip duruveriye durmaya. İndi siz elbette bir shared worker biliyorsunuz. Şuna seyredeleyin ilk bilen. Edil timeout yalık bulan bir id return ediyen. Şunun için let id return adına ne mi diyelim? Internal id diyelim. Şu şekilde denilen vaktiniz elbette denilemeyen mi olan biliyorsunuz. Yani ben şu tabu duruz bilmeyen için id'si gerek bana doğru da. Interval id dendir. Set interval ve timeout yalık iki funksiyonlar. Birincisi function, ikincisi olsa her neçe sekunddan işlesin. Ben mesela için bir sekunddan işlesin diysem şu şekilde mun deyip yazmalı olayım. Şimdi funksiyonuma da gelelim. Arrow function edelim yine şu şeklinde. Şu funksiyonu her bir sekunddan işletsin. Ne işletsin? Console log işletsin. Şu şeklinde içindeki mesajı yazıya sadır. Yönü bir şart girizmeli olayız. Bu olmasa sonsuzda çelle her bir sekunddan şu console log işlet duru veriyor da orada. Şimdi ben şurada bir şart görk ediyen. Onun için ds let limit diyelim. Ne olduğunu başlasın ve gelen limitimi şu şeklinde bir gece arttırayım. Şunu değdirip yazarlı şeklinde 2 koşmak değil mi? Ne mi diye her yerde bir artıya her bir sekundan bir artıya değil mi? Eğer ayırmak olsa 2 saniye onda bir gece arttırayım. Şu şeklinde ben bir gece her bir sekundun işlenmesi bir artı gitsin şu limitin bahası bir artı gitsin diyelim molyaşı şunda. Şimdi şöyle gelen ne mi diyen interval işledi şu şeklinde limitin var kadayın limit gerek diyen eğer de diyen yani if yayın içinde limitin bahası ulu ya da dendir 5'e yani 5'e gelen vakti ya da 5'ten ulu olan vakti durulsun diyecek olayım. Yani 5 kere işletecek olayım da şu console log funksiyasını şöyle ya da neyimi kod yazsam 5 kere işletecek olayım. Her sekund. Şimdi şöyle gelen neyimi diyen şu da bu durus bilmem için şu interval id'nin var. Edil timeout dakiyalı clear interval funksiyasım var. Şu şeklinde yayın içinde interval id'nizi girizip biliyorsunuz şu şeklinde. Ve ne edelim? Console log edelim yine bir yazık. Interval durdu diyelim. Interval durdu şu şeklinde. Şimdi tezden kayıtlar geçelim. Şu da bu kolu düşünüp bilmemiz için. Ait geçişimi diyalog set interval funksiyası iki parametreyle funksiyon ve her neçe gerek işletçeli. Ve function hem return ediyor, id return ediyor. Şu tabu duruz bilmem için. Şimdi şu funksiyonun içinde görkeden kodumuzu her planche sekunddan işletip duruveriyor. Yani siz belli bir şartta duruzacak olsanız mesela için benim etişim yalak. Gel şunu 5 kere işlet boldu. Yani ulanıcını azar verme ulanıcı her 1 sekunddan işlettiyseniz ya da her 5 sekunddan işlettiyseniz onda şu şekilde şart koyup biliyorsunuz. Her işleminizde limitin bahası bir kere artsın ve 5'e gelen vakti durursun. Yani clear et. Clear etse duruyor. Ve sonunda şuları alıp bir debug ediyoruz. Refresh ediyen her 1 sekunddan seyredin. 3, 4, 5'te durdu. Görüşümü deyelim. Interval durdu diye. Berde 5 sekund olan için berdeden 5 sekund oldu. Yukarıda set timeout'umu işledi sonum için. Yine şu şekilde demleyem et biliyeniz. Interval bilenem kayta kaytadan belli bir sekundda, belli bir minutta bu dağıtları yerine yitirecek olsanız şu şekilde interval ve timeout funksiyonlarını kullanıp biliyeniz. Şimdi olsa Navigator Object'ini öğreniyoruz. Navigator Object'in neden bir neçe paydalı zatlar var bir de gerek developerlara gerek misal için şu şekilde window.navigator.appname ya da geolocation, cookie enabled language
User agent'i alıp biz danaları, biz browser'ımızın informasyonlarını alıp biliyoruz. Şunları debug ettik görülü, ilk bilen şunları ayrılı, işte bu has. Bak bunları alıp. Ondan sonra bunu ayırayım. Şimdi refresh edelim. Şurada browser name Netscape diye görüşümüzü alıp. Browser name Netscape. Browser version 5 nokta yani user agent'im. Ben de user agent'im. Bu altı browser version'im. Şu şeklinde alt bileğimiz developer'lara gerek böyle çünkü şuları aldan alır. Ondan sonra geolocation'im empty. Çünkü enable bulum Android'in. Cookie enable true. Yani cookie enable edilir. Language'im n. Yani English. Şu şeklinde kısa kodunu koyuyor. Yine şu şekilde siz Nemet bileğimiz browser'daki danlıları alt bileğimiz. Şu JavaScript'in navigator object'in kömövülün. In the world of history object'i den seredelim şurada. History object ne hilli siz bir web site'de şurada ease edit, öngörü diyen zatlar var. Şu zatları bir de neyme diye etmeyme de kömeri diye JavaScript'i. Misal için back demek ediliş knopka basan yalı ease diye. Forward demek forward yani öngörü gitmek yani ease kaydem olsam yeni öngörü diyenim oluyor. Misal için şurada. Yani işler mi ka? Refresh edelim. Görüşün ideal izine gitti. Şimdi önü resmi, git resmi gelse. Şöyle geleyen. Ve şunu ayırıp durayım. Refresh edeyen. Önü gittiyen. Çünkü ne metodu web site'e gelen vakti. Yine de şu işler duyun. Benim web site'ime gelen vakti. Şu kod işlem için. Yine de izine gelip önü gittiğini. Sağ için değil mi? Önü gittiyelim. Önümüzde ama gideli. Refresh edecek. Önde hiç saat yok çünkü görüşünü diyalı. Yani şunu siz daha dönü download planı da eğer de multi page website edi oturan olsanız bir knopka bastırıp easy read önü read diyalık funksiyonları yerine getirip planınız. Yani kullanıcılarını da şunları bastırmanın bir knopka basan vakti şu funksiyonları yerine getirdik planınız. Bunlar olsa ne hilli? Şöyle şunlara geleyim. Minus demek ease gitmek, pozitif olsa öngü gitmek böyle. Misal için siz isteseniz 2 page ease git, ya da 1 page öngü, 2 page öngü diyeyim ayıp bileğiniz. Yani spesifik belli bir yerden bu şeklinde gidip bileğiniz. Eğer de bilseniz misal için 2 page ease git, 2 page öngü git diyecek olsanız siz şunları nemet bileğiniz, olan bileğiniz history object'in içinde. In the water screen object'i seyredelim. Screen object'te şularımız var. Screen width yani screen nokot width, height, available width, available height, color depth ve pixel depth. İndi şular ne hil işleye? Screen width'imiz bizim browser'ımız değil de bizim computer'ımızın genişliğini ve uzunluğunu veriyor. Misal için şurada console log edelim şunu. Sırazı console log şeklinde ve height'i. Ve refresh etsek. Görüşümü deyalı 10-36-864 diye. Şu şekilde benim bütün ekranımın genişliğini ve uzunluğunu veriyor. In the world available width ve available height'e seyredelim. Bunlar ne hil işleye? Bunlar ekranınızda zatları ayırıya gerekmeyecek zatlar. Misal için taskbar, misal için şöyle website girmeye doğrudan taskbar ayırıya hesaplanmakta. Şu şekilde de console log edecek ve refresh edelim. Görüşümü diyalı genişliği şu burada yönü, uzunluğu, height'i, neyme yukarıdan küçük. Doğru değil mi? Çünkü taskbar'ı hesaplamadı. Yine şu şekilde işleye. Ne olsa color depth ve pixel depth'e seyredelim. Color depth ve pixel depth bize bit razmerde görkü diye, neymen görkü diye, ne açısını color sizin ekranınızı görkü diye, bile gücü yetiye. Şunu görkü diye. Hedirki dövür encamlarında yani kompüterlerinde 24 bit bu ne demediğimi 16.17 milyon color renk görkü bile bize yani ingüşüs deyip biliriz. Yönü ön klörde ön kompüterlerde ne hilli bunlar yalı değil. Şimdi esas anım bunu XM şovurdadı görkü diye. 8 16 24 bit şu üstünden bir görkü bile yönü son hedir modern sonku dövür kompüterlerinde 24 görkü diye.
şeklinde görkodayın. 8 bit ilde 256 renk görkodurup biliyadın ekranınız. 16 bit olsa 65 renk görkodurup biliyadın ekranınız. 24 bitler, yani paçtiği hemme kompüterler hedefi dövürde 16.7 milyon renk görkodurup biliyadın. Refresh edelim. Görüşünü diyalog. 24, yani 24 bit diyeyim. Şu şeklinde de eğer isteseniz alt biliyanı depth'ini. Yine bombdan şuları yalık. Eğer front end developer olsanız şu dağıtları bilmeniz ne medya size kömök eder.